Adi nerede? Adi? Oh. Gel bakalım oğlum. Günaydın anne. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Canım. Gece iyi uyudun mu? İyi de ne demek? Günler sonra ilk defa geceyi odasında geçirdi. Tabii ki iyi uyumuştur. Umarım her geceyi böyle evinde huzur içinde geçirirsin canım. Her neyse. Kahvaltıda ne istiyorsun? Hayır. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Oğlum. Lütfen. Biliyorsun kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Söyle sana ne vereyim? Hadi. Unutma sakın. Yarın bir röportaj vereceksin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Biliyorum baba. Üzgün görünmeliyim. Ve tabii bir de ağlayıp özür dilemem gerekiyor, değil mi? Ama bir şey unutuyorsun oğlum. Hayır. Birkaç gün tıraş olmayacağım. Hadi. Bakıyorum da bütün zayıf noktalarını güce dönüştürmeyi başarıyorsun. Bunu görebiliyorum. Olabildiğince sempati toplamaya çalışman çok önemli. O zaman yaptığın bu hata kazanmana yardım edecektir. Hadi kahvaltı et. En azından meyve suyu. Evet. Rapora göre durumunuz düzeldi artık. Sizi 2 saat sonra taburcu edebiliriz, tamam mı? Geçmiş olsun. Nasılsınız Selman Bey? Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Tetkiklerde her şey yolunda görünüyor. Evet. Gayet iyi. Nasılsınız Senem Hanım? İyiyim doktor. Bugün babanızı taburcu edeceğiz Senem Hanım. O yüzden siz gerekli formaliteleri bir an önce halledin. Tamam. Peki ödeme ne olacak? Hastane masrafları ödendi. Bu konuda endişe edecek bir şey yok. Anlamadım. Kim ödedi? Maalesef detay vermeme izin yok. Özür dilerim doktor. Ama bize kimin hayır yaptığını bilmek en doğal hakkımız, değil mi? Mirşah efendim. Mirşah! Mirşah! Bu iyi bir teklif Tarık Bey. Biraz zaman verin. Önce ne yapabileceğime bir bakayım. Teşekkür ederim. Mithal... İzin ver girsin. Senem Han. Hastane ücretini ödemekteki amacınız nedir? Ah, vay canına. Bugünlerde birine iyilik yapmak imkansız gerçekten. İyilik sizin yapacağınız son şey. Hey!
terbiyeli ol. Yanlış bir şey söylemiyorum Mirşa. Ödediğiniz parayı geri alın. Babam hastanede ölse, biz açlıktan ölsek de umurumda bile değil. Sizin bu kanlı, kirli paranızı asla kabul etmem. Kendine bu kadar güvenme. Seni nasıl mahvedeceğimi çok iyi bilirim, bilirim ben. Bunu benden iyi kim bilir? Mir ailesi birini tehditle korkuttuğunda kontrolü ele geçirdiklerini sanıyor. İnsanların özgüvenini yok etmeden rekabet edebilselerdi eğer şerefleri olurdu. Ama bu kanlarında hiç yok. Bu harika. Beğendin mi? Kesinlikle. Atları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun baba. Bak evlat, bu zenginlerin hobisi, bize yakışıyor. Karşılayacak gücümüz de var. Söyle arkadaşlarına ne zaman gitmek istersin? Biraz üzgün, pişman falan görüneyim baba. Medya bir süre beni öyle görsün. Araya biraz başka haberler girsin ki benimki gündemden düşsün. Sonrası kolay zaten. Eğlencenin acelesi yok. Baba ya. Berbat bir yerdi. Hapishane mi? Oh. Boş ver, geçti artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.